Evet arkadaşlar, bugün sistematik 5.'yi yapacağız hep birlikte. Ben bilgisi kısmını açıyorum. Evet, birinci sorumuzla başlıyoruz. Şimdi şekildeki gibi eksen ekliği ok yönünde daraltılırsa, yani şu kısma gidiyor ve aradaki mesafe, açı daralıyor. Aşağıdakilerin hangisi meydana gelmez? Şimdi A şıkkı diyor ki yıllık sıcaklık farkı artar. Arkadaşlar direkt yanlış şıkkı A'da yakaladık. Yıllık sıcaklık farkı artmaz, tam tersine azalır. Cevabımız A. Geldim arkadaşlar ikinci soruya. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Eksen eğikliği ve dolanma hareketi sayesinde güneş ışınları yıl içerisinde dünyaya farklı açılarla gelmektedir. Bu doğru. Tamamdır. Mevsimler zaten bu şekilde oluşuyor. Dünyanın yörüngesi eliptik olduğundan, eliptik dediği şu şekilde. Dünya yıl içerisinde güneşe yaklaşır ve uzaklaşır. Evet, güneşi tam ortada kabul edersek bakın şöyle uzaklaşıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Doğru. Eksen ekliği daha fazla olsaydı gece gündüz süreleri arasındaki fark artardı. Tamam, bu da doğru. Dönenceler ve kutuplar arasında kalan bölgeleri, güneş ışınları aynı yere yılda iki kez dik gelir. Arkadaşlar burada size kelime oyunu yapmış. Dönenceler ve kutuplar arasında değil, dönenceler ve ekvator arasında kalan bölgelere güneş ışınları aynı yere yılda iki kez dik gelir. Cevap Denizli. Evet, geldim 3. soruya arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki kavram haritasında 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı yerlere yazılabilecek kavramlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bakalım arkadaşlar, kromozom neyden oluşur? Kromozomlar DNA'dan oluşur. Şu gen olanları bir silelim. Şimdi arkadaşlar DNA ne içerir? İki gen, zaten ikisinde de gen. Tamam, bunda da sıkıntı yok. Geldim. Nükleotidin yapısında neler vardı? Organik baz, baz yani şeker ve neydi? Fosfat da arkadaşlar. Bakın bu azot demiş. Cevabımız direkt Denizli olarak çıktı. Evet, geldim arkadaşlar 4. soruyor. Buna göre alergen ile ilgili yukarıdaki verilerden hangisi doğrudur? Şimdi bir anneden diğeri babadan gelen çiftine alergen denir. Evet arkadaşlar, nasıl da hatta büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, büyük A, küçük A. Bunların arkadaşlar biri anneden biri babadan geliyordu. Tamam. Alergendeki gen çiftlerinden biri baskın ise şu büyüğü söylüyor. Baskın genin özelliği ortaya çıkar. Tamam, bu doğru. İnsanlarda her karakter için tek alergen bulunur. Hayır arkadaşlar, çift olmak zorunda. Zaten alel demek çift demek. Yani tek alel diye bir şey yok. Bu yanlış. Karakterin ortaya çıkması için sadece bir alergeni bilmek yeterlidir. Bu da yanlış. Hadi diyelim ki küçük A. Sen yanındaki küçük A mı büyük A mı bilmeden ortaya çıkan karakteri bilemezsin. Cevap Adana. Geldim 5. soruya arkadaşlar. Şimdi havayı temizleyen sarmaşık. Washington Üniversitesi'nde bilim insanları tarafından geliştirilen genetiği değiştirilmiş sarmaşığın havadaki zehirli kloroform ve havadaki benzeni temizlemede çok etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bilim insanları tavşanlarda bulunan bir proteinin tamamlayıcısı olan genin sentetik bir versiyonunu yaparak işe başlar. Tüm memelilerde bulunan 2E1 proteini benzeni fenole çeviriyor. Sonrasında kloroformu da ne yapıyormuş? Karbondioksit ve klor iyonlara dönüştürüyor. Bu proteinin karaciğerde bulunduğundan havadaki toksinleri nötralize etmeye yardımcı olamıyor. Araştırmacılar poto sarmaşığı bitkisindeki her hücrede 2E1 ifade edecek sentetik gen tanımladı. Laboratuvar testlerinde cam tüplere konularak benzen ve kloroform gazına maruz bırakıldılar. Deney sonucunda modifiye edilmiş sarmaşığın havadaki benzeni %80 oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Yukarıdaki bilimsel bir dergide yayımlanmış yazı verilmiştir. Yapılan çalışmalarla ilgili hangi yorumlar yapılabilir arkadaşlar? Şimdi yapılan çalışma genetik mühendisliği alanındadır. Arkadaşlar bununla ilgili birçok soru çözdük. Evet, bunlar genetik mühendisliği ile ilgilidir. Bunu zaten direkt alıyoruz. Bu çalışma günümüzün en büyük sorunlarından biri olan hava kirliliğine çözüm olabilir. Evet arkadaşlar, ne diyor? Hava %80 oranında azalttığı gözlemlenmiştir. Bu da doğru. Onun dışında biyoteknoloji kapsamında yapılan tüm çalışmalar da her zaman insanlık için olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Arkadaşlar tek bir örneğe bakarak bütün çalışmalar olumludur ya da tek bir örneğe bakarak çalışmalar olumsuzdur, insan sağlığına zarar veriyor diyemeyiz.
Yukarıda verilen cisimler yerlerinden kaldırılmadan ok yönünde ittirilerek kendi etrafında döndürülüyor. Buna göre hangilerinin zemine uyguladığı basınçlar değişiklik göstermez. Arkadaşlar şimdi bu şekilde gittiğinde şuranın üstüne gelecek, yani A'nın üstüne gelecek. Katı basınç G bölü S idi. Yüzey alanı değişiyor, bu bir değişiklik gösterir. Onun dışında arkadaşlar bakıyorum o. Ok yönünde döndürüldüğünde arkadaşlar bunda da değişiklik gösteriyor. Hayır arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ok yönünde ittirilerek kendi etrafında döndürülüyor. Arkadaşlar şimdi burada direkt 1 ve 3'ü alabilirsiniz. Hani bu konuda şaşırabilirsiniz ama bunu alamazsınız. Neden? Ok yönünde döndürülüyor ya. Önce şu ne olacak? Sivri kısma gelecek. Sonrasında bu bunun üstüne gelecek. Yani kısa süreli de olsa basınç değişiyor. Tamam, buranın yüzey alanları eşit, haklısınız ama buraya gelirken, bunun etrafında dönerken basınç kısa sürede olsa değişiyor. O yüzden bunu da alamazsınız. Arkadaşlar bunu döndürürken her şekilde bütün yüzeyi aynı olduğu için bunu alırsınız. Yani değişiklik göstermeyen yalnız bir. 7. sorudayım. Musluk açılıp kap tamamen doluncaya kadar geçen sürede M noktasındaki basınç nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şurası dolacak. Burası dolduğu için henüz M noktasında hiçbir basınç yok. İlk önce basınç oluşmaz olanları doğru kabul edeceğim. İlk önce basınç oluşmaz. Önce artar. Bakın denizde elendi bile. Sonrasında burası dolduktan sonra arkadaşlar artık buraya sıvı geçişi olacak. Yani burada artık bir basınç artışı olacak. Şimdi bakalım şıkları arkadaşlar. Şimdi sonra sabit bir şekilde artar. Hayır arkadaşlar, sabit bir şekilde artmadır. Hızlı bir artış gerçekleşecek. Sonra hızlı şekilde artar. Sonra hızlı şekilde artar. Bu da tamam. İki şık arasında kaldım. Sonra artık yayvan, yani geniş bir şekilde basınç artacağı için basınç artışı yavaşlar. Ama artmaya devam ediyor. Sonuçta sıvı eklenmeye devam ediyor. Burada azalır demiş, burada artar demiş. Cevap Ceyhan. 8. soruya. Şekildeki periyodik tablonun bir bölümü boyanmıştır. Buna göre aşağıdaki elementlerden hangisi periyodik tabloda boyalı bölgede yer alır? Şimdi bu arkadaşlar iki tane atomu var. İki tane arkadaşlar protonu var. Bakalım. Şimdi bu iki tane protonu var. Bir yörüngede iki tane protonu var. Arkadaşlar bu şuradaki helyumdur. Bu da boyalı değil. Ha hocam neden şu 2A grubunda değil? 2 tane protonu var diyorsunuz. Hani neden hani bu elektronu var? Özür dilerim. Proton diyerek yanlış oldu. 2 tane arkadaşlar elektronu var. Hani neden bu 2A grubunda değil derseniz arkadaşlar, 2A grubu neydi? Önce 2, birinci yörünge 2, ikincide 2 olacaktı. Yani 2 tane yörüngesi olacaktı. Hatırladınız mı? O yüzden burada 2 tane elektronu var diye direkt burası 2A diyemem. Ama buradaki helyum 2 tane yörüngesi vardı. Bu yüzden bu gitti. Bakalım şuna. Bu arkadaşlar 8 bakalım. 1 işte az önce söylediğim gibi 1, 2, 3, 4. 4 tane elektronu var. İlkinde 2, sonrasında da 2. Evet, bu 2A grubunda yer alır. Bakın. Tamamdır. Cevap bursa ama diğerlerine de kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu 6A grubunda bakın. 1, 2, 3A, 4A, 5A, 6. 6A grubu arkadaşlar taralı değil. Bu da gitti. Bakalım. Arkadaşlar unutmayın, son yörüngelerindeki elektron sayısı bunun hangi grupta olduğunu verirdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8A. 8A da burasıydı. Bakın o da taralı değil. Cevap Bursa. Şimdi aşağıda verilenlerden hangisi hem ametaller hem de soy gazlar için ortaktır? Isı ve elektriği iletmezler. Evet, iletmezler. Bu ortak. Yani direkt bulduk zaten. 10. soruya bakıyorum arkadaşlar. Elektron dağılımları verilen klor, lityum, hidrojen ve helyum elementleriyle ilgili aşağıdaki bilgileri okuyan Şehmuz, bilgileri doğru ise D, yanlış ise Y çizelgesini tik şu şekilde atarak işaretleyecektir. Buna göre bakalım. Klor elementi ile lityum elementi arasında elektron alışverişi meydana gelebilir. Bakalım arkadaşlar, elektron alışverişi meydana geliyor mu, gelmiyor mu? Şimdi
Klor nerede? Şurada. Bakalım son yörüngelerinde kaç tane elektron var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunun 7 tane var. Lityumun kaç tane var? Arkadaşlar 1. Şimdi ben şu şekilde anlatmıştım periyodik tabloyu hatırlarsanız. Bütün elementler demiştim. Sol gaza benzemek isterler. Şuradaki yani 8 aya benzemek isterler. Hepsi kararlı yapıya geçmek isterler arkadaşlar. Şimdi o zaman hepsi kararlı yapıya geçmek istiyor. Kararlı yapıya geçmek için de son yörüngelerinde 8 tane elektron olmaları gerekiyor. Bunda 7 tane var. Bir tane eksiği var. Onu da kalkıp da buradan alabilir arkadaşlar. Yani lityumla elektron alışverişi yapabilirler. Bu doğru. Bunda sıkıntı yok. Yanlış olanları silelim. Doğru demiş, doğru demiş, doğru demiş, doğru demiş. Güzel. Şimdi geçtim arkadaşlar ikinci soruya. Şimdi hidrojen elementi ile hidrojen şu. Lityum elementi aynı periyotta yer alır. Arkadaşlar şimdi bu birinci periyot. Öyle değil mi? Nereden anlıyorum bunu? Bir tane yörüngesi var. Ama arkadaşlar bakın bu biri... İki tane yörüngesi var. Bu ikinci periyot. Yanlış. Bakalım. Yanlış demiş. Doğru demiş. Bursa elendi. Tamamdır. Hidrojen elementinin atom çapı helyum elementinin atom çapından arkadaşlar küçüktür demiş. Yanlış. Çap yörüngeyle anlaşılır. Bakın bunun bir yörüngesi var. Bunun da bir yörüngesi var. Birbirlerine eşitler. Yörünge sayısı arttıkça çap da artar diyebilir. Mesela lityumun 1, 2 yörüngesi var. Bunun lityumun işte çapı hidrojenin çapından büyüktür diyebilirim. Bu da yanlış. Bakın doğru demiş bu da gitti. Klor elementi ile hidrojen elementi aralarında bileşik oluşturabilirler. Arkadaşlar klor neydi? Bakın ametal öyle değil mi? Şimdi bakıyorum hidrojen elementi neydi? Hidrojen. Hidrojen normalde 1A grubunda ama istisnaydı hatırlarsanız. O yüzden bu da ametaldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam. Bakıyorum. Hidrojen elementi ile klor elementi aralarında bileşik oluşturabilirler. Tamamdır. Doğru. Cevap Ceyhan. Geldim arkadaşlar 11. soruya. Şimdi 11. sorudayız. Yukarıda verilen X, Y, Z maddelerinin donma ve kaynama sıcaklıkları tablosu verilmiştir. Tamam. Buna göre ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? Buzun erime noktasında buz arkadaşlar 0 derecede erirdi. Şimdi Y gaz, Z sıvı halidir. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar 0 nereye yazılır? Şimdi şu kısma yazılır. Nasıl yazılır? 0 derece. Şimdi 0 artı 32 175 hani rakamsal olarak bakın rakamsal olarak artandan artana doğru gideceğiz. Bakın rakamsal olarak artana doğru gideceğiz. 0 en küçükleri yanındaki artacak. Onun yanındaki 32'den büyük olacak. Onun yanındaki 175'ten büyük olacak. O yüzden 0 buraya yazılır. Şimdi şu kısma yazılanlar katı. Şu ortaya yazılanlar sıvı, şu kısma yazılanlar gazdır. Şimdi buzun erime noktasına yani sıfırda. Y gaz, ha Y'yi sormuş, Y'yi yerleştirelim. Şimdi artana doğru gidecekti ya, sıfır arkadaşlar bu eksi değerlerden daha büyük değil mi? O yüzden en sona yazılır. Sıfır arkadaşlar bundan büyük, bundan küçük olduğu için ortaya yazılır. Şimdi Y gaz mı? Evet, bakın şu en sona yazdım. Z sıvı halidir, doğru. Suyun kaynama noktasında bunu silelim. Suyun kaynama noktası. Arkadaşlar kaynama kaç derecede olur? 100 derecede olur. Bakalım. Şimdi 100 bundan büyük, bundan küçük. O zaman şu ortaya yazılır. 100 arkadaşlar ikisinden de büyük en sona yazılır. 100 arkadaşlar ikisinden de büyük en sona yazılır. Şimdi suyun kaynama noktasında hepsi gaz halidir. Yanlış. X arkadaşlar sıvı hali. Şu ortaya yazılanlar sıvıydı. Buraya yazılanlar katı, buraya yazılanlar gazdı. Yanlış. Oda sıcaklığında şu 100'ü silelim arkadaşlar. Şimdi oda sıcaklığı dediği standart 25-24 derecedir arkadaşlar.
Standardı budur. Şimdi oda sıcaklığında, oda sıcaklığı 25'i yerleştirelim. 25 ikisinden de küçük. 25 arkadaşlar bundan da büyük, bundan da büyük. 25 bundan büyük, bundan küçük. Buraya yazılır. Oda sıcaklığında x katı, tamam. Y ve z gaz halidir. Hayır arkadaşlar, z sıvı halidir. Bu da yanlış. Y'nin kaynama noktasında, bakalım. Şimdi bunu da siliyorum. Aşamalı bir soruymuş. Şimdi Y'nin kaynama noktasında, Y'nin kaynama noktası kaç? -24. -24 x katı z sıvı. -24'ü yerleştir diyor bana kısacası. -24 ikisinden de küçük, buraya yazılır. -24 bundan büyük, buraya yazılır. X katı z sıvıdır. Evet, ortaya yazılmış. Doğru. Kaç tanesi yanlıştır? 2 tanesi yanlıştır. Şimdi eşit kütleli K, L ve M maddelerinin özdeş ısıtıcılar ile ısıtılması sonucunda sıcaklıklarının zamanla değişimi yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre K, L ve M maddelerinin öz ısıları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar şunu bilecektik. Öz ısısı yüksek olan geç ısınıp geç soğuyordu. Öyle değil mi? Şimdi hepsi K'da, L'de, M'de, hepsi 55'e gelmek istiyor. Hepsinin ilk sıcaklıkları da eşit. O zaman süreye bakacağız. Hangisi en geç ulaşmış 55'e? Bakın M 12. dakikada ulaşmış. L 8. dakikada ulaşmış. K 4. dakikada ulaşmış. O zaman öz ısısı en yüksek olan M. Sonra L. Sonra da K. Evet arkadaşlar, bundan sonraki bu denemenin bundan sonraki sorularını çözmüyorum. Çünkü sadece birinci dönem konuları çıkacağı için diğer sorular ikinci dönem konularını da kapsıyor. Siz onlardan sorumlu değilsiniz. Bu deneme bu seferlik böyle oldu. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi öpüyorum.